Bilecik Osmaniye'de kıyım. Uzun süredir iyi yönetilmeyen Osmaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde artık sorunlar saklanamaz hale gelmiştir. Günah keçisi arayan İlçe Milli Eğitim Müdürü okullarda mobbing uygulamaya, soruşturmalar eliyle cezalar yağdırarak kendi başarısızlığını ve hatalarını örtmeye çalışmaktadır. İlçemizde yaşanan son olayda Osmaniye Anaokulu'nda 6 kadrolu öğretmenin 5 tanesinde soruşturma açılmış, 4 tanesinin görev yeri değiştirilmiştir. Ceza alan öğretmenler uzun yıllar Osmaniye'ye sorunsuz bir şekilde hizmet etmiştir. İdaresinden öğretmenine, velisinden öğrencisine, taraflı taraflısız herkesin memnun olduğu Osmaniye Anaokulu öğretmenlerinin maruz kaldığı ağır cezalar, veliler, öğrenciler ve öğretmenlerin vicdanında derin yaralar açmıştır. Osmaniye Anaokulu'nda çalışan öğretmenlerimiz hakkında Eylül 2021 tarihine kadar en ufak bir şikayet olmamış, soruşturma açılmamıştır. Hatta pandemi sürecinde tüm okullar uzaktan eğitim yaparken, birçok insan evlerinden çıkmaya çekinirken, büyük bir özveriyle okulda yüz yüze eğitime devam etmişlerdir. Öğretmen arkadaşlarımız bu özveri çalışmalarının karşılığı olarak bu eğitim öğretim yılının başında kaymakamlık makamı tarafından başarı ve üstün başarı belgeleriyle ödüllendirilmişlerdir. Osmaniye Anaokulu'nda bu huzurlu ve başarılı eğitim öğretim ortamı maalesef Eylül ayının sonunda sona ermiştir. 6 ay geçici görevlendirmeyle kendi okulundaki öğrencileri bırakarak Osmaniye Anaokulu'na vekaleten müdür olan şahıs, görevlendirme olur gelmeden, valinin görevlendirme kararını beklemeden ve hiçbir yetkisi olmadan okula yerleşmiş, okul iklimini ve iş barışını bozan davranışlar sergilemeye başlamıştır. İlköğretim Kurumlar Yönetmenliği'nde okul, okul idarecileri ve öğretmenleriyle birlikte yönetilir. Hükmü bulunmasına rağmen egosuna ve kişisel ihtiraslarına yenik düşerek bütün kararları kendisi vermiş ve bu kararları öğretmenlere dayatarak, tehdit ederek, asılsız tutanaklar tutarak uygulamaya çalışmıştır. Bu da yetmezmiş gibi somut dayanaktan yoksun, mesnetsiz, dedikodu ve iddialara dayalı ithamlarda bulunarak ve ilçeli Milli Eğitim Müdürü olan şahsın destekleriyle soruşturma açılmasına sebep olmuştur. Soruşturma sürecinde okul müdürü olan şahıs, İdare ve yerel yönetimlerle görüşmeler yaparak doğrudan ve dolaylı yollardan baskılarını arttırmıştır. Osmanlı eğitim öğretim tarihinde görülmemiş cezalarla arkadaşlarımızı karşı karşıya kalmasına sebep olmuştur. Hatta rutin bir sendika ziyareti sırasında sendika şube başkan yardımcımın nezaketen söylediği birkaç kelimeden çıkarımda bulunarak ona dahi ceza teklif edilmesi soruşturmanın ne kadar art niyetli ve kapalı kapılar arkasında yönetildiğini göstergesidir. Bu soruşturmanın arka planında kim var? İlçe Milli Eğitim Müdürü olan şahıs bu sorunlar ilk yaşamaya başladığı andan itibaren sorunları çözmesi için defalarca görüşme yapılmasına rağmen sorunları çözmek yerine daha da körüklemiş, öğretmen arkadaşlar hakkında kara propaganda yürütmeyi tercih etmiştir. Ortada soruşturma bile yok. Arkadaşlarımıza tehditkar bir dille sizi dağıtırım, yerlerinizi değiştiririm diyerek niyetini açıkça dile getirmiş ve yargılama yapılmaksızın kendi hükmünü kendisi vermiştir. Süreç içerisinde kararın çıkması adına kapı kapı gezmiş, işgal ettiği makamın gücünü kullanarak üst makamlar tesir altına almış, yönlendirmiş ve öğretmenler aleyhine kamuoyu oluşturmuştur. Buradan soruyoruz. 6 kadrolu öğretmenlerden 5 tanesi suçlu, tek suçsuz 6 aylık geçici görevlendirme ile gelen müdür müdür? 2 ay sonra geçici görevlendirmesi bitecek olan müdürlüğü okulda tutup başarıları mülki amirlerce tescillenmiş 4 öğretmeni başka okula yollamanın arkasındaki sebep nedir? Ceza alan öğretmenlerin yıllardır huzur içinde çalıştıkları okullarında aile huzurlarını, çocuklarını ruh halini bile etkileyen baskı ve mobbing görmeleri Osmanlı eğitimine vurulmuş bir darbe değil midir? Bu zulüm değil midir? İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Döş, bu zulüm halktan özellikle öğretmen camiasından ciddi tepki çekmiştir. Bu davranışları insanlığı ayıştırmakta, küskünlükleri derinleştirmekte, memlekete hizmet etmek isteyenlerin şevkini kırmaktadır. Bu şahsa kimse dur demeyecek midir?
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Döş, valilik onuru gelmeden 10 gün önce bir okuldaki öğretmeni hangi yetkiyle anaokuluna müdür olarak atamıştır? Kendisini valilik makamından mülki idari amirlerden üstün mü görmektedir? İlçeye yeni gelmiş bir öğretmeni hukuksuz olarak anaokuluna alelade müdür olarak yollamasının arkasındaki sebep nedir? Eşinin şube müdürü olmasının bir etkisi var mıdır? Anaokulu müdürü resmi olarak 17.09.2021 tarihinde göreve başlamasına rağmen göreve başlamadan 5 gün önce 13.09.2021 tarihinde okuldaki malzeme imza yetkisi olmadan tutanakla başka bir okula gönderme yetki ve gücünü nereden almaktadır? Oluşan kamu zararını ve hukuksuz imzanın bedelini kim ödeyecektir? Son olarak diyoruz ki, bir ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görev ve sorumluluğu, görevli bulunduğu ilçede eğitim öğretim faaliyetlerini düzenlemek, öğrencisinin, velisinin ve eğitim çalışanlarının başarısını arttırmak değil midir? 2014 yılında Osmaneli'yi başarı sıralamasında ilde sondan ikinci olarak bırakan Sayın Döş, 2022 yılına geldiğimizde bir arpa boyu yol almış mıdır? Yoksa sondan ikinciliğe devam etmektedir? Kaybedilen geleceğimizdir. Yarınlarımız olan çocuklarımızdır. Kaybeden ise Osmaneli'dir. Türkiye Eğitim Sen olarak verilen bu kararları, tesir altında yapılan, hakkaniyete sığmayan soruşturmaları kabul etmemiz mümkün değildir. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'i ve bakanlık müfettişlerini bu hukuksuzluk karşısında göreve davet ediyoruz. Bütün hukuk yollarını kullanacağımızı ve bütün usulsüzlükler hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı buradan kamuoyuna ilan ederiz. Türkiye Eğitim Sen Bilecik Şube Başkanlığı. Teşekkür ederim arkadaşlar. Öğretmenime dokunma! Öğretmenime dokunma! Öğretmenime dokunma! Öğretmenime dokunma!